Herkese merhaba. Alternatif Politika Sohbetlerinin ikincisinde bugün futbol, siyaset ve uluslararası ilişkiler disiplini üzerine konuşacağız. Bugün çok değerli iki konuğumuzla birlikteyiz. İlk konuğumuz Çukurova Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Alper Ecevit. Alper hocamız aynı zamanda bir dönem NTV Spor'da ve Lig Radyo'da programlar hazırlayıp sunmuş. Halen spor, siyaset ve toplum üzerine bir lisans dersi vermekte. İkinci konuğumuz ise Özgehan Şenyuma. Hocamız ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi. Ve kendisinin futbol üzerine önemli akademik yazıları, araştırmaları mevcut. Aynı zamanda Kadir Has Üniversitesi Spor Çalışmaları Merkezi ve Sokrates Dergisi'nin danışma kurulu üyesi. Hocalarım ben şöyle kısaca bir giriş yapayım, sonra sorularımı yönelteceğim ve sözü size bırakacağım. Siyaset, bilimi ve uluslararası ilişkiler disiplinleri, genel anlamda spora, özel anlamda ise futbola kısmen mesafeli dursalar da özellikle futbolun küresel ölçekteki etkisini düşündüğümüzde bu disiplinlerle bağlantısının giderek güçlendiğini ya da güçlenmesi gerektiğini görüyoruz, farkına varıyoruz. Aslında futbol o pilot kameradan bakıp görebileceğimiz ya da spor programlarında sıkça rastladığımız gibi görüntüyü durdurup yorumlayabileceğimiz, başa alacağımız veya ileri saracağımız bir alan olmanın çok ötesinde. Hayatın tam da içinde yer alan ekonomiye, siyasete, toplumsal olana içkin bir olgu. Bu yüzden de onun sosyal olanla, sosyal bilimlerle ilişkisini kurmak, bunun üzerine bir tartışma gerçekleştirmek ve bir çerçeve çizmek oldukça önemli. Ben sözü daha fazla uzatmadan dilerseniz sorularımı yönelteyim ve programa başlatalım. Özgehan Hocam sizinle başlayalım. Genelden özele bir hat çizersek, futbol sosyal bilimlerin ne zaman ve nasıl konusu haline gelmiştir diyerek sorayım ve sözü size bırakayım. Sağ olun. Davetiniz için de teşekkür ederim. Bu ilginç konuda görüşlerimi paylaşma imkanı verdiniz. Alper Hoca'yı da dinleyeceğim. Onun için de heyecanla bekliyorum. Şimdi sizin de söylediğiniz gibi girişte toplumun bu kadar içerisinde yer alan ve topluma bu kadar geniş etki eden bir alanı, inceleme alanı toplum ve insan olan sosyal bilimlerin uzak kalması eşyanın tabiatına aykırı. Ama enteresan bir şekilde uzun bir müddet futbol akademi için özellikle sosyal bilimler için gayri ciddi, hafif ve bilim dışı bir konu olarak görülüyor. 1980'lere 90'lara kadar Avrupa'da özellikle ve bu alanı beden eğitimi ve spor çalışmaları üyelerine bırakıyorlar. Ve bu konuda biraz sanki böyle diğer konular daha önemli, daha öncelikli. Spor özellikle de futbol tekne kazıntısı gibi görülüyor, küçümseniyor. İşte bu konuyla ilgilenenlere hobi olarak yapılması tavsiye ediliyor ve inceleme olarak bir odak, bir konu, ciddi bir konu olarak gözükmüyor. Ama futbol her geçen gün daha da geniş bir alanı kaplamakta ve yayılmakta. Sadece popüler eğlence ve boş vakit geçirme aracı değil, sosyo-kültürel ve ekonomik açıdan bir oyundan daha fazlası. Ve artık sosyal bilimlerin bunu daha fazla küçümsemesi, hor görmesi, görmezden gelmesi mümkün değil. Ama şöyle de bir engel var sosyal bilimlerin futbola yaklaşımında. Çok sofistike, çok boyutlu ve karmaşık bir olgu. O yüzden tek bir yaklaşım, tek bir kuram veya tek bir yöntemle anlaşılması nispeten imkansız. Bunun sonucu olarak da farklı disiplinlerden farklı teori ve yöntemsel yaklaşımlar devreye giriyor. İlk gördüğümüz tarih bu arada. Yani futbol nispeten daha yeni, olimpiyatlar kadar antik çağa giden bir geçmişi yok. Atletizm gibi antik çağlara giden bir geçmişi yok. Ama daha yaygın ve geniş. O yüzden sadece işte bir yüzyıllık, 150 yıllık bir geçmişi olsa da tarihçiler akademi ile futbol arasındaki ilk bilimsel köprüyü kuruyorlar. Ve İngiltere'den başlayan bir şey bu akım. Fransızlar ise sadece tarihsel bir konu değil, aynı zamanda sosyolojik bir alan olduğundan hareket ederek
bunu dikkate almaya başlıyorlar ve incelemeye başlıyorlar. Burada da biraz sosyal bilimler paradigmasında epistemolojik, ontolojik tartışmalarında bir yaklaşım var. Özellikle antropologlar Fransa'da 1980'lerden itibaren bir dönüşüm yaşıyor. Antropoloji alanında bir dönüşüm yaşanıyor. Ve uzak, kayıp, eski olandan daha yakın, güncel olana bakmaya başlıyorlar. Ve buradan da taraftar davranışları üzerine çalışmalar ortaya çıkmaya başlıyor. Özetle antropoloji ve sosyoloji alanlarının sahadan daha çok tribüne bakarak ve taraftarları bir inceleme konusu olarak görmesiyle futbol, sosyoloji ve antropoloji alanları tarafından ciddi anlamda incelenmeye ve çalışmalar ortaya çıkmaya başlıyor. Burada bir parantez açalım isterseniz. Bu futbolu biraz daha saygın bir konuma getiren, inceleme alanı olarak ve daha geniş kitlelere ulaştıran popüler, işte çok satan bestseller çalışmalara bakacak olursanız antropoloji ve sosyoloji temelli olduklarını göreceksiniz. İşte en meşhur alanlardan biri, futbol asla sadece futbol değildir diye Türkçe'ye çevrilen Simon Cooper'in aslında orijinal adı Düşmene Karşı Oynamak, Playing Against the Enemy kitabı olsun. İşte gene çok bilinen Alex Bellos'un Brezilya futbolu üzerine araştırması olan Futebol olsun. Gene çok bilinen Eduardo Galeano'nun kitabı olsun. Bunlar bilimsel çalışmalar değildir ama antropoloji ve sosyoloji alanından esinlenmişlerdir. Gene ilginç bir bilgi konusu. Simon Cooper'in zaten babası kültür konusunda çok saygın bir sosyal antropolog olan Adam Cooper. Yani Simon Cooper antropoloji üzerine büyümüş, ondan beslenmiş bir insan. Türkiye'de mesela futbolu daha ciddi açıdan ele alan ilk çalışmalara bakarsanız da gene bunlar işte Can Kozanoğlu'nun çalışmaları, Tanıl Bora'nın çalışmaları. Hem futbolu ciddi bir inceleme konusu olarak kabul etmek için o duvarı yıkmışlardır. Hem eğitim olarak Can Kozanoğlu mesela sosyoloji alanından gelmektedir ve çalışmaları da sosyoloji-antropoloji alanına kaymaktadır. Sosyoloji-antropolojiyi hızlanacak olursak kültürel çalışmalar takip ediyor. Ve 1990'lar kadar yeni bir dönemde ise Gary Armstrong'un, işte Richard Giulianotti'nin karşılaştırmalı yaklaşım ile futbolu daha evrensel olarak analiz ettiğini görüyoruz. Ve birçok çalışmanın teorik ve kuramsal çerçevesi 90'larda işte bu Armstrong'un ve Giulianotti'nin ortaya çıkardığı yaklaşımlar. Ve bu sayede de siyaset bilimi ve uluslararası ilişki alanları da topa girmeye başlıyor. Futbol üzerine çalışmaya başlıyor. İlk alanlara bakacak olursak futbolda ırkçılık üzerinden giriliyor. Milliyetçilik üzerine çalışmalar var. Kimlik çalışmaları ve ulusal kimlik üzerine siyaset bilimi topa giriyor. İşte uluslararası ilişkilerde Avrupalılık üzerinden yaklaşımlar var ve bunları futbol üzerinden okuma ve inceleme görüyoruz. Ve holiganizm üzerine çıkan çok çalışma var ve yaşanmış olaylar üzerinden işte 85 Heysel, geçtiğimizde günlerde yıl dönümü vardı maalesef, Hillsborough facialarında öncü rol oynuyor. Bu konu ciddiye alınması gerektiği kabul ediliyor. Ve artık bir birikim de var. Bunlar devreye giriyor. Ve Tuğçe, sizin de belirttiğiniz gibi bir de küresel boyutu var. O da bu son 10-15 yılda. 1995 Bosman yasası çok referans verilen bir çalışmadır. Hukukçular da bu yüzden devreye girdi. Ve Avrupa'da ciddi anlamda futbol üzerinden Avrupa kimliği, hareketlilik, yönetişim, hukuk alanları tartışılmaya başlandı. Bitirecek olursam bugünlerde ortaya çıkan işte Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig tartışmaları var. Bu da aslında uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi yaklaşımıyla futbolun incelenmesi üzerine zemin hazırladı. İşte benim de katkıda bulunduğum bir grup ekip de gerçek Avrupalılık nedir? Avrupalıları Güney Amerikalılardan, işte Asyalılardan ayıran özellikler var mıdır sorusundan hareket ettiğimiz zaman Hobsbawm'un ortaya attığı icat edilmiş geleneği kullanıyoruz mesela. Ve Şampiyonlar Ligi bunun için güzel bir çalışmalarını sundu bize.
Çünkü Avrupalılar için icat edilmiş bir gelenek olmuştu Şampiyonlar Ligi. İzlanda'dan işte Rusya'ya kadar çok geniş bir coğrafyada salı ve çarşamba gecesi aynı müzik çalıyor ve heyecanla milyonlarca kişi bunu izliyor. Bir nevi gelenek oldu. Başka bir ülkeye gittiğinizde adetini, dilini, kültürünü, geleneğini bilmeseniz bile başka bir Avrupa ülkesinde salı ve çarşamba akşamları herhangi bir mekana oturup Şampiyonlar Ligi maçı izleyeceğim dediğiniz zaman o kültüre uyum sağlayıp katılabiliyorsunuz. Başka türlü bir düğüne gittiğinizde gelenekler nedir, nereye oturacağım, maçı izleme kültürü, geleneği gittikçe oturdu. Ve bu sayede de uluslararası ilişkiler alanında bu konuda yazan, çizen birçok kişi ortaya çıktı. Geldiğimiz noktada sadece taraftara odaklanan bir yaklaşım değil, sosyal bilimler artık futbolu bir gelenek, bir toplumsal olgu olarak kabul ediyor ve bu futbolcu hareketliliği, taraftar hareketliliği, çünkü artık Schengen vizesi sayesinde, şimdi pandemi dönemiyle kilitlendi ama ucuz seyahat imkanıyla vizelerin nispeten özellikle Avrupa için kolaylaşması, vizesiz seyahatin kolaylaşması açısından artık taraftar hareketliliği de var. Futbolun özellikle Avrupa'da kültürün ve sosyoekonomik kodlamanın bir parçası olduğu kabul edilmiş durumda ve bunu artık arkamızı dönme, küçümseme gibi bir lüksümüz olmadığını da kabul etmiş durumdayız. Bunun daha farklı nasıl okuyabiliriz? Karşılaştırmalı analizler nasıl yapabiliriz? Bunlar daha çok tartışılıyor. Özetle geldiğimiz noktada artık sosyal bilimler için futbol ciddi bir araştırma konusudur. Ama aynı zamanda zor bir araştırma konusudur. Çünkü farklı yöntemler, farklı yaklaşımlar, teoriler gerektirir. Ve interdisipliner yaklaşma zorunluluğu vardır. Çünkü aynı zamanda sosyoloji, tarih, kültür çalışmaları ama işin siyaseti, yönetişimi, ekonomiyi, hukuku da var. Yani şimdi Süper Lig tartışması başladı. Süper Lig deyince bizim Türkiye'deki yatanın kalkmadığı Süper Lig değil, gerçek anlamda bir Süper Lig kurma tartışması başladı. Biz bunu nereden tartışacağız? Yani hukuki, ekonomik boyutunu mu tartışacağız? Kültürel, kimliksel boyutunu mu tartışacağız? Uluslararası ilişkilere yansımalarından mı tartışacağız? O yüzden aynı zamanda da bir zorluk var karşımızda ama bu konunun zenginliğinden ortaya çıkan bir zorluk ve daha fazla özellikle genç sosyal bilimcinin, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi okuyan kişilerin futboldan kaçmaları, korkmaları değil, tam tersi ilgi duyuyorlarsa yaklaşmaları gerekmekte. Hocam çok teşekkür ederim. Şimdi konuyu sizin çizdiğiniz o genel çerçeveden biraz daha özel olana kaydıralım isterseniz. Alper Hocam sizinle devam edelim. Şöyle bir soru yöneltsem, futbol ne zaman siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerin konusu haline geldi? Ve bugün siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler disiplinleri futbolu nasıl işliyor, nasıl yer veriyor? Çok teşekkürler, sözü size bırakıyorum. Evet, teşekkür ederim. Özgün Hoca sosyal bilimlerle futbolun ilişkisi üzerine çok net tespitler yaptı ve bize çok iyi bir zemin hazırladı bu siyaset bilimi konusuna girmek için. Tabii futbol ne zaman siyasetin ve siyaset biliminin konusu oldu? Siyasetinle ilişkisi ne zaman olduysa aslında o günden itibaren siyaset biliminin konusu oldu. Yani bir anlamda İşte bu Salazar'ın meşhur 3 F'i, futbol, Fado ve Fatima ile yönetiyorum ülkeyi hadisesinden başlayan iddialar ve olimpiyatların özellikle ulus devletler tarafından kullanılmasıyla beraber spor ve siyaset ilişkisi artık gözden kaçamayacak bir noktaya evrildi. Ve bu belki mesela bizim kendi özelimizde Türkiye üzerinden yaptığımız okumalarda son döneme atfedilen bir ilişki gibi gözükse de çok yakın zamanda ortaya çıkan Mehmet Aldıkaç'ın Bizim İçin Oyna kitabı veya Mehmet Şenol'un Gayri Resmi Futbol Tarihi kitaplarında veya Mehmet Yüce'nin Osmanlı'nın Melekleri kitaplarında gördüğümüz gibi aslında Türkiye'deki devletle de spor ilişkisi ve futbol ilişkisi özelde çok eskiye dayanan, Cumhuriyet'in ilk dönemlerine ve hatta Osmanlı'nın son dönemine dayanan
Bunun Müslümanlarla gayrimüslim olanlar arasında, Müslüman olmayanlar arasındaki bir yerel mücadele olarak da yansıdığı ilginç bir durum. Ve dolayısıyla bunun araştırılmaması ve çalışılmaması tabii ki siyaset biliminin bir hatası, bir eksiği olurdu. Ve bu zamanla da gündeme geliyor. Tabii Türkiye yine özelinden doğru genele gitmek istiyorum ama Türkiye'de bunu Tanıl Bora'nın iletişim yayınlarından üzerinden yaptığı katkıları burada tekrar vurgulamak lazım. Yani bugün iletişim yayınlarının spor sekmesine bakarsanız orada onlarca kitabın Türkiye'deki özellikle de yerel futbolun, yani yerel derken şehir düzeyindeki futbolun, siyasetle olan ilişkilerini çok harika bir şekilde aktardığı kitaplar var. Bunların hepsi benim de bu bahsettiğiniz lisans dersinde okutmaya gayret ettiğim, review'larını yazdırdığım ve bence hani bir dakika bu konu nereden bağlanıyor dendiğinde Türkiye özelinde çok net bir şekilde ortaya çıkartan kitaplar. Tabii yazarları muhtelif ama fikir babasının Tanıl Bora olduğunu zaten biliyoruz. Bunun üzerine tabii ki akademik dergilerde de yani evet bu kitap boyutunda veya işte hocamızın söylediği gibi sosyal bilimlerin farklı boyutlarıyla yaklaşım var. Ama bunun üzerine bir de bizlerin hani bugün işte endeksli dergi dediğimiz ve işte bizim de akademik kariyerlerimizin kilit açıcı unsurları olan dergilerde de artık futbolun ve siyasetle olan ilişkisinin yer aldığını ve önemli çalışmalara ev sahipliği ettiğini görüyoruz. Hatta İngiltere Merkezli Siyaset Bilimi Derneği, Political Science Association'ın örneğin sport ve siyaset diye bir subsection'ı, bir alt section'ı var ve bu alanda bilgi birikimini topluyorlar, konferanslarda paneller açıyorlar ve bir anlamda bir etkileşimi arttırıyorlar. Şimdi benim aslında burada tabii ki özellikle öne çıkan, en çok yazılan konu milliyetçilik ve kimlik üzerinden futbolun ne kadar etkili olduğu ve bunun nasıl araçsallaştırıldığı üzerine çok muhtelif yazılar var ve bence ciddi bir külliyatı bunlar karşılıyor. Örneğin işte Molnarem Wigam'ın bir 2019'da yazdığı, daha sonra Macaristan üzerine yazdığı bir makalede işte Viktor Orban'ın futbol üzerinden nasıl bir tekrardan Macar milleti inşa ettiği ve futbolu bu konuda nasıl araçsallaştırdığına dair net tespitler var. Şimdi fakat benim bunların yanında aslında bugün vurgulamak istediğim bazı konular literatüre olan katkısı, literatürdeki bazı puzzle'ları da futbol sayesinde çözülmeye başladığını da görüyoruz. Özellikle mesela Bertoli'nin 2017'de International Studies Quarterly dergisindeki çalışması benim bu anlamda ilgimi çeken konulardan bir tanesi. Ve milliyetçilikle uluslararası çatışma arasındaki ilişkiyi kurarken ve daha milliyetçi tavırların daha savaşçı veya daha agresif dış politika tercihlerine doğru evrildiğini anlatan çalışmasında her zaman sebep-sonuç ilişkisi bir problem teşkil ediyordu. Ama Bertoli çok bence akıllı bir şekilde burada futbolun aslında bir dış etken olarak milliyetçiliği yükselten bir durum olduğunu ve acaba bu durum uluslararası savaş kararlarına yansımış mı diye yaptığı çalışmalarda 1958 ve 2010 yıllarında örneğin Dünya Kupası eleme gruplarında daha başarılı olan ülkelerin başarılı olduğu dönemlerde daha agresif bir dış politika ya götürdüğünü gösteriyor. Ve bunun da temel motorunun o dönemde artan milliyetçilik ve dolayısıyla bazı dış politika tercihlerinin halk nezdinde, kamuoyu nezdinde daha popülerleşmesinden kaynaklı olduğunu söylüyor. Ve Türk takipçi, yani bugün tabii genelde Türkler bizi seyredecek Türkçe yaptığımız için ama 2002'deki Senegal maçımızı çoğu spor sever hatırlar. Ve Senegal maçının döneminde Senegal ile Gambiya arasındaki ikili çatışmanın alevlendiğini ve Senegal hükümetinin hem bu Dünya Kupası'nda Senegal'in başarısını araçsallaştırdığını ve kendine çok daha iyi bir destek bulduğunu ve 1980 ile 2010 arasındaki en aktif dış politika döneminin aslında tam da bu periyoda denk gelmesini örnek olarak, vaka çalışması olarak gösteriyor. Ve bence bu anlamlı bir durum. Çünkü bu sadece futbolu siyaset bilim perspektifinden çalışmak değil, siyaset biliminde futbolu bir vaka olarak görüp buradan siyaset biliminin açmazlarını çözmeye başlamak. Ve bence bu anlamıyla biraz vurgulamak istedim. Yani
Örneğin bir başka çalışmada, yine çok yeni, 2021'de Comparative Political Studies'de çıkan Rosenweg ve Zhu'nun bir çalışması var. Bu çalışmada da, ki Comparative Political Studies işte karşılaştırmalı siyasetçiler için yani en top dergilerden bir tanesi. Ve bu dergide çıkan makalede örneğin Kenya ile Tanzanya arasındaki futbol müsabakasının iki ülkenin ulusal identitesine, ulusal kimliğine nasıl yansıdığını araştırıyor. Ve bir iddia çünkü şu biliyorsunuz, yani milliyetçilik bir araç mı? Yani acaba işte farklı kimlikler arasındaki savaşı arttıracak, yoksa kozmopolitanizmi yaratabilecek bir tarafı da var mı futbol ve sporun? Örneğin mesela Elvan Abeylegesi'nin gelip işte Etiyopyalı, işte eski adıyla Habeşistanlı olarak gelip Türkiye adına yarışması ve bunun bir noktada da Türkiye'nin bundan gurur duyması, işte o kişinin burada gelip antrenmanlarını, hocasını Türklerden seçerek dünya çapında bir başarı sağlaması bir gurur kaynağı olabiliyor. Yani bu anlamıyla belki milliyetçilik sınırlarının tarifi anlamında bir esnekliğe de yol açabilecek bir şey spor. Ve Rosenweg ve Zhu makalesinde örneğin şu temel tezi sorguluyorlar. Acaba ulusal bir gurur yaratmak, bir başarı elde etmek, ülkelerin içindeki farklı etnik grupların önemini azaltabilecek ve milli kimliği yaratabilecek bir şey mi diye baktıklarında Kenya ile Tanzanya arasındaki maçı Facebook'taki kullanıcılar üzerinden bir anket uyguladıklarında şunu görüyorlar ki evet, başarılı olan grup bir ulusal kimlik yaratma konusunda bir adım atıyor ve bu anlamda etnik şeyleri baskı altına alıyor, daha azalıyor bu tarz farklılıklar. Özellikle Kenya ekseninde. Fakat mültecilere karşı tutum konusunda maç negatif bir etki sarf ediyor. Yani maçı kazanan taraf mültecilere karşı tutumunda negatif bir tarafa doğru gidiyor. Çünkü kendi milletinden gurur duyunca tabii dışarıdan gelenler konusunda daha az onları bir katkı olarak görmeye başlıyor. Ve bunu bir böyle deneysel bir çalışmayla değerlendirdiklerinde şunu görüyorlar ki işte bazı deneyleri uyguladıklarında, yani örneğin milli takımda aslında çok farklı kültürlerden oyuncuların oynadığını ve başarılı olduklarını ankette cevap verenlere anlattıklarında onları mültecilere karşı da daha sıcak bakmaya başladıklarını görüyorlar. Yani bir anlamda futbol aslında ulusal bu çatışmaları, etnik farklılıkların arasındaki çatışmaları da azaltabilecek bir rol oynayabiliyor eğer doğru mesajları aktarmada bir araç olarak haline gelirse. Dolayısıyla bu konularda, yani özellikle siyaset biliminin kilitlendiği konularda futbolun vaka olarak kullanılması bir anahtar rolü de görebilir. Ben bu anlamda önemsiyorum. Bir de sporun siyasetin burada bağımsız değişken olduğu ve spordaki kurumsal yapının bağımlı değişken olduğu birkaç örnekle ilgimi çekti. Örneğin 1974'teki FIFA seçimlerinde işte Havelange ile Su'nun arasındaki seçimde ikisinin apartheid rejimine, Güney Afrika'daki apartheid rejimine karşı olan tutumları FIFA seçimlerinin sonucunu aslında belirleyen bir hale geliyor. Yani ve bunu da yine çok yakın bir zamanda bir makalede görüyoruz. Bir dakika, burayı toparlayalım. Bir saniye arkadaşlar. Ha, bunu da çok yakın bir zamanda Darwin'in Soccer and Society dergisindeki bir makalede görebiliyoruz. Yani bir anlamda siyasal tutumlar aslında spor yönetimindeki bir seçimin de sonucunu etkileyebilecek bir hale geliyor. Dolayısıyla burada ilişki hem futboldan siyasete veya siyasetten futbola kurulabilecek çok muhtelif ilişkiler mümkün. Ve bence siyaset biliminin de bu konuda yapabileceği fazlasıyla çalışma mevcut. Bu konuyu aslında birkaç ara soruyla açabiliriz ve derinleştirebiliriz diye düşünüyorum. Marx'tan hareketle şöyle bir söz, yani sıkça duyduğumuz, aslında sporla, futbolla ilgilenen herkesin en az bir kez duymuş olduğu bir söz var. Futbolun kitleler için bir afyon olduğu söylemi.
daha çok futbol kitle mobilizasyonu ilişkisini ortaya koymak, futbolun kitle mobilizasyonundaki yerini açıklamak için kullanılan bir söylem. Hocam sizce bu söylem, Özgen Hocam size yönelteyim bu soruyu, sizce bu söylem futbol için açıklayıcı mıdır? Veya açıklayıcı bir yönü var mıdır bu söylemin? Şimdi futbolda alıntılar önemlidir. Yani insanların çok sevdiği alıntılar vardır ve bunlar tekrar ediyorum işte bu oluşan ortak kültürün bir parçasıdır. Yani bir Alman veya İngiliz filozofun bir sözünü bir yazarın kitabından alıntı yapamaz insanlar ama işte Gary Lineker'ın futbol 11 kişi tarafından oynanan ve sonuçta Almanların kazandığı oyundur lafını bir kahvede bile duyabilirsiniz. İlginç bir şekilde yayılır ve öğretir. Bu da futbolun tartışılırken yani 90 dakika oynanan ama üzerinde 90 gün konuşulan bir şey olmasını ortaya çıkarıyor ve klişelere çok bağımlı olduğunu da bir anda ortaya çıkarıyor. Yani neredeyse hazır bir kutu var, oradan klişeleri seçip kullanabiliyorsunuz. Almanlar hep kazanır. İşte futbol kitlelerin afyonudur gibi. Bu da çok bilinen bir klişedir ve aslında futbolun sosyal bilimlerde ciddi bir araştırma konusu olarak ele alınmasının da ideolojik temelini ortaya çıkartır. Yani toplumun daha ciddi, daha derin, daha temel sorunları vardır ve sosyal bilimciler özellikle de ideolojik olarak belirli bir şekilde kendini konumlayan sosyal bilimciler bunu araştırmalıdır. Yani 1970'lerde futbol taraftar kimliğini saklayan ve maçlara gizli gizli giden hocalardan bahsedilir. Mülki hocalarından bahsedilir, Otlu hocalarından bahsedilir. Çünkü bu bir hobidir ve bu meşhur alıntının gölgesi altında hareket ederler. Ama yani bütün klişeler gibi bu da aslında zaman içinde geçerliliğini nispeten yitirmiştir. İşte Alper Hoca Salazar'ın meşhur, Salazar'ın atfedilen lafından bahsetti. Orada din, futbol ve işte eğlence popüler kültüre referans veriliyor 3F olarak. Ama tarihe baktığınızda bunun aslında bu kadar basit olmadığını görüyorsunuz. Yani her ne kadar antik Roma'daki gladyatör dövüşlerine referansla topluma eğlence ve ekmek verirseniz karşı çıkmazlar deniyor ama tekrar ediyorum söylediğimi, futbol o kadar karmaşık ve grift ilişkiler ağından oluşuyor ki Orta Doğu'da işte diktatörlerin yönetemediği, giremediği, girmeye çalışıp kontrol edemediği iki alan var. Camiler ve stadyumlar. Ve 2012 yılında Mısır'da işte Port Said'de El Masri ile El Ahli arasında patlayan ve 14 gün devam eden gösterilerin ciddi anlamda siyasi yansımaları oldu. Keza gene diktatörlük dönemi ve sonrasında Brezilya'da Sokrates'in ön ayak olduğu demokrasi, Korintias demokrasi hareketi var. Seçim de oy kullanmaları için destekledi. Yani her ne kadar iktidarın gücünü konsolide etmek için, ona yaranmak için belirli sembolleri ve söylemleri tekrar eden, ideolojik devlet aygıtı olarak faaliyet gösteren futbolcular olmuş olsa da tribün o kadar büyük ve kozmopolit bir yer ki ve insanları en baskı rejiminde bile kalabalık olarak bir araya gelip bir kamusal alan yaratma imkanı veriyor ki kontrol etmek imkansız. O yüzden sadece gücü konsolide etmek için bir araç değil, bazen güce karşı en büyük patlamaların planlandığı, örgütlendiği yerler olarak ortaya çıkıyor stadyumlar karşımıza. Bask milliyetçiliği Franco döneminde, yani her şeyi o kadar güzel kontrol ediyor, futbolla yönetiyordu ve Basklar Atletico Bilbao üzerinden milliyetçiliklerini ve milli kültürlerini, milli kimliklerini sürdürmeye devam ettiler. Barcelona'nın Katalan milliyetçiliği için temsilini gösterebiliriz. Yani toparlayacak olursam tamam bir nevi afyon ve toplumsal hareketlerin önüne geçmek ve insanların dikkatini dağıtmak için bir eğlence, çok pahalı bir eğlence olarak görülebilir. Ama diğer yandan çok kalabalık bir kitleye hitap etmesi ve kamusal alan oluşturması ve normal şartlarda bir araya gelmeyecek kişilerin taraftar ortak kimliği üzerinden yan yana gelip etkileşime geçme imkanı sağlaması nedeniyle aynı zamanda da toplumsal patlamalara, toplumsal örgütlenmelere, çeşitli hareketlere de zemin sağlayan bir yer. Yani kitleleri uyuşturan bir şey olabildiği gibi kitleleri uyandıran bir olgu da olabiliyor futbol.
ve bunun da tarihsel birçok örneği var zaten. Evet hocam. Bir diğer tartışma konusu, gündem maddesi, aslında çok da önemli bir konu, futbolun erilliği meselesi. Eril bir alan olup olmaması meselesi. Çünkü bu anlamda futbolun eril söylem ve pratiklerin yeniden üretildiği, hatta bir ölçüde sağlamlaştırıldığı bir alan olduğu eleştirileri çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu yüzden ben Alper hocamdan bu konu hakkındaki düşüncelerini almak istiyorum. Evet, ya futbol ve spor özelinde aslında bu tartışmaları biraz konuşmak isterim. Ya tabii ki futbolun özellikle ülkemizdeki sosyalleşmesine bakıldığında burada yaratılan ilginin ve işte burada yaratılan kahramanların birçoğunun erkekler olması nedeniyle böyle bir düşüncede olmak makul gelebilir. Fakat sporun içerisinde bazı örnekler de tam tersine bu toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda bize bazı ümitler vaat ediyor. Yani örneğin mesela teniste çok yakın zamana kadar mücadelesi verilen ve kadınlarla erkeklerin aynı parayı kazanması için Billie Jean King'in düzenlediği önce oldu. Ve bunun sonunda da sanırım 2000'lerde artık Grand Slam'lerde kadınlarla erkeklerin kazandığında onlara verilen rakam aynı hale geldi. Ve burada kadın tenisçiler için ve tenis seven kadınlar için müthiş bir farkındalık aslında yaratıldı. Yani bu farkındalığı örneğin, çünkü biz biliyoruz hayatımızın her alanında böyle bir eşitsizlik mevcut ve bu eşitsizlik aslında gerçekten birçok meslek dalında kadınlarla erkeklerin eşit olarak verdikleri hizmeti karşılığını alamamasıyla sonuçlanıyor ve bunun tenis gibi bir alanda net bir şekilde ortaya konması ve buradaki mücadelenin başlaması aslında diğer alanlardaki mücadelenin de anlaşılması için ciddi bir altyapı, bir zemin oluşturuyor. Bir başka tartışma yine 2012 ve 8 olimpiyatlarında ve o dönemde dünya şampiyonlarında Caster Semenya mesela 800 metre koşucusu, Güney Afrikalı Caster Semenya'nın kadın olarak koşmak istemesi. Fakat dış görünümü nedeniyle onun erkek olduğuna dair ciddi iddiaların ortaya gelmesi ve bununla Uluslararası Atletik Federasyonu'nun kasın mücadelesi ve bir anlamda neyin, kimin kadın, kimin erkek olacağı konusunda aslında belki de açmaktan uzak durduğumuz bir tartışmanın o şekilde açılması ve bunun üzerine en azından farklı grupların fikirlerini ortaya koyabilmesi ve sonunda da Caster Semenya'nın bu anlamda bir ikon haline gelmesi bence sporun kadın erkek eşitsizliğinde de kat edebilecek mesafelere yardımcı olabileceğine dair bazı örnekler. Bu anlamda geçtiğimiz yıldı sanırım Beşiktaş Atletico Madrid'in Vodafone Arena'da yaptığı maç mesela Türkiye için önemli bir hadiseydi. Dolu tribünler önünde ciddi Türkiye'nin en önemli, en güzel statlarından birinde Beşiktaş'ın kadın takımının Atletico Madrid gibi bir takıma ev sahipliği yapması çok önemli. Zaten dünya kadın futbol şampiyonalarının izlenme oranları, video game'lere artık katılıyor olması gibi bazı gelişmeler bu anlamdaki eşitsizliğin çözülmeye başladığını, en azından belli yol mesafeler kat edildiğinin ve bu alanın kapalı olmadığını bence göstergeleri. Bu tarz anekdotların ben çok olduğunu, bunların zaman zaman filmlere, edebiyat eserlerine de yansıdığını görüyorum. Mesela bir Mustang filminde belki seyredenler hatırlar, Trabzon'da özgürlüğüne kavuşmaya çalışan bir genç kız grubunun Trabzonspor'un maçına gitmek üzere, kadınların sadece kabul edileceği bir maça gitmek üzere bir yarı bir özgürleşmeyi o şekilde cereyan sağladıklarını işlenmişti o filmde. Dolayısıyla bu tarz anekdotlar bence mevcut sistemde, mevcut durumda da bize ümit vaat eden gelişmeler diyebilirim. Ben Alper Hoca'ya ek yapayım burada, onun kurduğu bu güzel şeyin üstüne. Futbol özeline çekersek, Trabzonspor ve taraftar örneği vermesi çok önemliydi Alper Hoca'nın.
Çünkü bir saha var. Yani kadın futbolu, kadınların oynadığı ve kadınların futbol oynaması var. Bunun tarihsel örneklerine bakarsanız, geçmişte özellikle İngiltere'de kadınların futbol oynadığı ve bunun binlerce kişi tarafından seyredildiği dönemler var. Ama tartışmada da bunları biraz ayırmak lazım. Çünkü kadın futbolu izlemek popülerleşiyor. Kadın Dünya Kupası'nı artık on binler seyrediyor. Yayın hakları üzerinden büyük paralar dönmeye başladı. Ve her ne kadar erkeklerin oynadığı futbolun rakamlarına ulaşmasa da ciddi bütün sporları yan yana koyduğunuzda kadınların oynadığı futbolun küresel açıdan bir takip olduğu, özellikle de Avrupa üzerinde ciddi bir takipçisi olduğu ve izlendiği ortaya çıkıyor. Bizim de yaptığımız araştırmalarda ortaya şey çıkmış, yani kadınların oynadığı Şampiyonlar Ligi ve kulüp düzeyi değil ama Kadınlar Dünya Kupası ve Kadınlar Avrupa Şampiyonası Türkiye'de de ciddi anlamda izlenilen sporlar. Bir de taraftar boyutu var. Şimdi burada daha da ileride bir noktadayız. Yani kadın taraftar olgusu şu an yad edilemeyecek, tartışılmayacak bir şey. Bir tek İran tartışıyor. Orada da mücadele edemiyor. Baskılamaya çalışıyor ve ona rağmen olmuyor. Yani İran'da bunun üzerine yapılmış çok güzel filmler ve konular da var. Sadece erkekler izleyebiliyor. İşte erkek kılığına girip maç izlemek isteyen bir kadının üzerine hikayeler var. Sığınmacı olduğu bir tanesi. İşte bir başkası erkek kılığında maç izlediği için ceza aldı vesaire. Ama kadınları tribünden ayrı tutamıyorsunuz artık. Şimdi bu endüstriyel futbol diye geçiyor ama aslında ticari futbol demeyi tercih ederim ben. Ticari futbolun da istemeden yaptığı olumlu bir gelişme olarak da görebiliriz. Yani çünkü kadınların ekonomik bir gücü var ve aynı zamanda taraftar ve müşteri olabilirler. Yani nüfusun sadece erkek kısmına niye forma satsın? Niye onlar üzerinden şey yapsın? Tek kanatla niye uçmaya çalışsın? Klasik klişe örneği verecek olursak, kadınların ekonomik gücü var, bağlılığı var, aileden gelen futbol kültürleri var. O yüzden kadın taraftarlar futbolda artık var, kendilerini kabul ettirdiler ve saygı görüyorlar. Yani en taşradaki şehrin bile haftada maçı olduğu zaman, kadın taraftar geldiği zaman bu nereden çıktı, giremezsin, futbol erkek oyundur gibi çağ dışı bir düşünceyle karşılaşmıyorlar. Tabii ki yaşanan olumsuzluklar bir yana, onları yok saymıyoruz. Taciz olması, işte tek başına gittiğinde istenmeyen davranışlarla karşılaşması. Ama tribünde kadın, artık böyle 80'lerde futbol maçlarında tribünde kadın buldu mu kameramanlar zoomlarlardı. Direkt böyle onu gösterirlerdi. Ya da işte erkekler futbol tartışırdı. Kadın sadece yorum değil, işte skorları verirdi. Güzel gözükmekle yetinirdi. Ama kadın futbol yazarları ve yorumcuları da var. Herhangi bir spor kanalını açın ve çok kaliteli insanlar da çıktı. Yani Banu Yelkovan gibi, Gülen Gül Altınsay gibi futbolu teknik açıdan, taktik açıdan inceleyip köşe yazıları düzenli yazan bir futbolda içerik üretiyor kadınlar. Yani bir hiyerarşi yapacak olursak, kadın futbol taraftarları güçlü ve oradalar ve artık kabul edilmiş durumdalar. Kadın futbol içeriği üretenler belki ana medyada nispeten daha az ama ciddi anlamda yerleri var. Kadın blog yazarları, tartışanlar, işte spor üzerine yazanlar futbol üzerinde. Ve kadın futbolu da giderek güçleniyor ve izleniyor. O yüzden şu aşamada işte futbol erkek oyunudur diyen, bunu savunan veya bunu bir eleştiri olarak getirenlerin notlarına ve etraflarında olan bitenlere birazcık daha bakması lazım. Yani işte erkekler küfretti, kadınları maça gönderelim, takımları cezalandıralım gibi çağ dışı bir düşünce sonucunda da ortaya ne çıkmıştı? Biliyoruz, kadınlar erkeklerden daha fazla küfretmişti. Yani kadın ceza gibi gören bir yönetişim vardı ve dayanamadı. Yani bu uygulama yerle yeksan oldu. O yüzden de yani futbol erkek oyundur hem eleştiri hem bir savunma olarak kabul etmiyorum. Çünkü elimizde bunun aksini gösteren çok ciddi trendler var, eğilimler var ve gerçekler var. Çok teşekkür ediyorum hocalarım. Şimdi son sorumu yönelteceğim. Her iki hocama da bu soruyu sormak istiyorum. Tabii ki farklı iki boyutuyla.
Öncelikle Alper Hocam, siz spor muhabiri olarak da bir süre çalışmıştınız. Alandan gelen birisi olarak futbol ve siyaset ilişkisi çerçevesinde bize deneyimlerinizden bahsedebilir misiniz? Size göre alan ile akademik hayat arasında bir çelişki mevcut mu? Evet, teşekkürler bu soru için. Yani biraz da birinci elden tecrübe etme şansı bulduğum bir soru olduğu için hevesle cevap vereceğim. Ben yani çok küçükten itibaren spor yazarı olma ve muhabiri olma niyetim vardı aslında. Bunu kısmi başarabildim. Hayatımı şu anda akademisyenlikten geçindiriyorum. Ancak zaman zaman bu tecrübeleri yakalama fırsatım oldu. Açıkçası bunun herhalde birinci il motivasyonu Halit Kıvanç'ın 1990'da yazdığı, 90 Dünya Kupası için ve 94 Dünya Kupası için yazmıştım. Yani benim o biraz böyle fazla bir erkenden gelen bir içgüdüm vardı. Fakat ailem yani üniversiteye kadar dur, üniversitede ne yaparsan yap deyince ben hakikaten bu sözü tuttum ve 18 yaşında bütün çabamla ilk mülakatımı, ilk iş görüşmemi rahmetli NTV Spor'un o dönemki direktörü Kenan Oluk'la gerçekleştirmiştim. Kenan Oluk sağ olsun her artık beni nasıl değerlendirdiyse 18 yaşında genç bir delikanlıyı her zamanki nezaketiyle kendisinin yani biraz teşvik etmek için kendisinin de mülkiye mezunu olduğunda ve aslında bir kamuda çalışmayı düşündüğünden fakat bir şekilde bu spor dünyasının içerisinde bulduğundan bahsetmişti ve o motive edici olmuştu. Daha sonra biraz bu hikayeyi yakından takip ettiğinizde aslında mesela bugünün yıldız sayılabilecek spor yazarlarının örneğin Kaan Kural, Mehmet Demirkol gibi isimlerin uluslararası ilişkiler lisans programlarından mezun olduklarını da görüyoruz. Bu böyle çok da tesadüf olamaz gibi geliyor bana. Yani bunun altında bir tabii bu uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi disiplini yarattığı genel kültür, karşılaştırmalı bakış açısı, meseleleri toplumsallaştırma içgüdüsü ve hadi bunu da ifade edelim biraz ağzının laf yapışı ve kaleminin kuvvetli oluşuyla beraber aslında bu yazarların ortaya çıkmasını da olanak sağlıyor. Dolayısıyla aslında lisans eğitimini iyi bir şekilde değerlendiren öğrenciler için ve ilgi alanları da bu taraftaysa çok makul bir durum. Bu sadece yani böyle tabii şöyle bir durum var. Oraya gittiğinizde, oralarda çalıştığınızda rekabet ettiğiniz başlıca grup yani ağır grup radyo ve televizyoncular grubu oluyor. Ve radyo televizyoncular tabii ki bunun kariyer olarak hedefleyen ve oralarda 7-24 her türlü işi yapmak isteyenler. Sizler de oraya gidip daha ziyade genel tespitler, genel yorumlar yapmak isteyen grup oluyorsunuz. Dolayısıyla da iş dışarıdan göründüğü kadar asla kolay değil. Çok ciddi emek isteyen bir durum. Mesela beni meslek olarak bu işi yapmaktan uzaklaştıran birinci faktör hafta sonlarının tamamıyla hayat boyu bu işe, bu mesleğe verilmek zorunda olması ve bunun mesela aile yaşantısıyla ciddi bir problem yaratacak olmasıydı. Ben bunu hani 20'li yaşlarımın başında nedense düşünmüşüm. Evliliğim 35 yaşında oldu ama 20'li yaşlarımın başında bunu düşünmüşüm ve böyle bir şeyin biraz zorlu bir hayat olacağını görmüştüm. Bundan yine de kopamadım ama dediğimiz gibi işte Lig Radyo'da program yaptım. 3-4 sene olimpiyat blogu yaptım. Kendi başıma blogların ilk patladığı dönemlerde bir takım girişimlerim oldu. Hala da yani radarlarım bu konuda açık, ilişkilerim devam ediyor. Ama mesela ilginç anekdotlar da bence burada verebiliriz. Örneğin mesela Türkiye'nin şu anda en çok referans verilen, en saygı duyulan akademisyenlerinden biri Ziya Üniş. Ziya Üniş'in babası bugün Sarıyer stadına adını veren ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun aslında ilk başkanı 1922'deki. Şimdi bir Koç Üniversitesi'nde bir siyaset bilimci ve onun bir jenerasyonun önünde aslında Türk Futbol Federasyonu'nun kurucu başkanı ve ciddi uzun bir sürede Galatasaray ve Türk futbolunun içerisinde önemli yer almış bir şahsiyetten, saygı duyulan bir şahsiyetten bahsediyoruz. Bu bence ilginç bir anekdot olarak önümüzde kalıyor. Bugün konuşmanın başında referans verdiğim örneğin Mehmet Şenol, bu Galatasaray Yönetim Kurulu'na aday ve ODTÜ Siyaset Bilimi mezunu biri. Veya hem Özgehan Hoca'nın hem benim beraber çalışma fırsatı bulduğumuz, ahbaplık ettiğimiz Profesör Emre Erdoğan, bugün Galatasaray Siyaset Bilimi Uluslararası İlişkiler Profesörü Emre Erdoğan, bugün aynı zamanda Galatasaray Spor
Kulübü'nün yönetim kurulunun içerisinde. Dolayısıyla bu sporla siyaset bilimi, siyaset ilişkisi hem konu bazlı hem de kişilerin hayatlarından beraber dokunabildikleri ilginç bir tesadüf olarak da gözlerimizin önünde duruyor. Biliyorsunuz bu tesadüfleri çok vermeyi seven, bu anekdotlardan ciddi ciddi bahseden Sunay Akın, Kalede Bir Başına diye bir kitabı var örneğin. Kalede Bir Başına'dan bazı anekdotlar, örneğin Türkiye'nin Berlin Panteri diye efsane kalecisi Turgay Şeren'in aslında isminin Türkay olarak Atatürk tarafından konulması ve babasının Türkiye'nin ilk sosyalist işçi partisinin kurucusu olması hadisesi. Veya işte Yaşar Kemal'in Abidin Dino'nun kontağıyla İstanbul'a gelip Cumhuriyet Gazetesi'ne geçerken ilk kaldığı evdeki ufaklık Sabri Dino'nun aslında Beşiktaş'ın daha sonraki efsane kalecilerinden birisi olması gibi, böyle siyaset, futbol, toplumsal ilişkilerin hepsinin bir anlamda böyle bir kesişmede olduğu ilginç anekdotları çıkarmak mümkün. Ben de bunu dediğim gibi bireysel hayatımda tecrübe etme fırsatı buldum ve bu anlamda da yani bu sizi dediğim gibi mesela Türkiye'deki bazı siyasi sorunları, örneğin bu patronaj ilişkileri, örneğin işte popülizm, radikal sağ ve popülizm ilişkileri, işte toplumsal cinsiyet eşitsizliği gibi konularda aslında size belki başka siyaset biliminin içerisinde katamayacağınız bazı insightları, bazı kavrayışları da spor sayesinde edinebildiğimi söylerim. Ben bu alanı birleştirmeye çalışmaktan bile memnunum. Şu anda da bir lisans düzeyinde işte öğrencilerimize eğitim veriyoruz. Aslında pandemi olmasa hoş bir çalışma yapıyorduk. Öğrencilerimi sahaya gönderip 35 yaş altı ve 50 yaş üstü Adanalılarla Adana Spor, Adana Demir Spor, futbolun yerel ve ulusal düzeydeki farklılıkları, ilişkileri üzerine bir sözlü mülakat yapıp bir sözlü tarih çalışması gibi bir şey planlıyordum. Bir kısmı başlamıştık ama bitiremedik. İnşallah tekrar pandemi bittiğinde, bu COVID'in akabinde bu tarz saha çalışmalarıyla bazı çalışmalarıma devam edeceğim. Dolayısıyla bu birleşmeyi devam ettirmeyi düşünüyorum. Özgen Hoca da bu anlamda bizlere örnek teşkil edebilecek. Hem yayın, bu anlamda yayın yapan, araştırma yapan ve her zaman da aklına başvurabildiğimiz bir akademisyen hocamız. O yüzden kendisiyle de beraber bir programı yapmak benim için ayrıca mutluluk oldu. Hocam aslında ben de kendi adıma program sırasında da sürekli kendime soru yönelttim. Hem siz konuşurken hem Özgen Hoca konuşurken. Şu yüzden bu soruyu yönelttim. Ben de uluslararası ilişkiler lisans, yüksek lisans, şu an yine uluslararası ilişkiler üzerine doktora yapıyorum. Ve kendimi bildim bileli spora, özel olarak da futbola, basketbola, yüzmeye ilgim var. Sanırım futbol oynamaya başladığımda böyle 4-5 yaşlarında falandı. Ciddi anlamda böyle yıllarca da yani 20 sene falan bulabildiğim her imkanda. Tabii ki biraz bir kadın alanı olarak aslında yani kadın alanı olamayacağı iddiası o kadar güçlüydü ki benim 5-6 yaşlarında olduğum zamanlarda benim oynamak için de ikna etmem gerekiyordu, izlemek için de ikna etmem gerekiyordu, maçlara gitmek için de ikna etmem gerekiyordu. Benim bunu yapabileceğimi en başında ikna etmem gerekiyordu. Ama ben bunu çok hem oynama hem izleme, takip etme konusunda çok tutkulu bir şekilde yapan insanlardandım ve kendime şunu sordum siz konuşurken. Benim hiç aklıma geldi mi böyle bir şey? Yani bu kadar özel ilgi alanım olan futbolla aslında profesyonel olarak yapmak istediğim veya yürüttüğüm uluslararası ilişkiler alanını birleştirmek, buna bir akademik bakışla yaklaşmak ve kendime şu cevabı verdim. Hayır, hiç aklıma gelmedi. Çünkü futbol hem kendimi fazlasıyla kabul ettirmem gereken bir alandı ama bunun ötesinden evet bir hobiydi. Ve ben düşünürken hep şöyle düşündüm. Acaba sporcu olabilir miydim? Yani bu ikisini bir araya getirmenin aklıma hiç gelmediğini fark ediyorum şu an. Bunun için de aslında yani 20-25 sene sonra, 30 sene sonra bile olsa bunun farkına varmamı sağladığınız için de özel olarak teşekkür ederim demek isterim. Ve son olarak Özgen Hoca'ya sözü bırakmak istiyorum. Hocam Alper Hoca'nın da bıraktığı yerden alırsak,
Bu futbol ile akademik hayat arasında benim gibi işin farkında olmayanlara özellikle kendi isteklerinin ve ilgi alanlarının farkı ya da daha doğrusu bunları bir araya getireceklerinin farkında olmayanların belki ilgi alanlarının değil ama o yüzden futbol ile akademik hayat arasında nasıl bir ilinti kurulabilir size de bunu sorayım. Evet, teşekkür ediyorum. Şu anki genç arkadaşlar nispeten iyi bir yerdeler. Yani tekrar ediyorum 1970'lerde bazı hocalar maçlara gizli gidermiş Ankara'da. Yani duyulmasın, bizi beni orada görmesinler, ayıp olur diye. Şu an ortalama bir Gençler Birliği maçında seyirciyle oynanırken bir fakülte iki yüksek okul çıkartabilirdiniz. Yani içerideki asistan, hoca, prof miktarıyla bir fakülte genel kurulu yapabilirdiniz. Yani o kadar da akademisyenizden. Yani o stigma, o üzerindeki ön kabul, negatif ön kabul kalkmış durumda. Alper Hoca'nın güzel literatürden örnekler verdi. En saygın yayın kuruluşlarında, dergilerde akademik puan toplamak da mümkün. Önemli olan işte Tuğçe söylediğiniz o yüzden çok önemli. İlgi, bu bir hobi. Boş vakitlerinde yaptığın bir şey olmak zorunda değil. Zaten sosyal bilimci olmanın temel başlangıç noktası etrafımızda olup biten bazı şeyleri merak etme ve anlamlandırma. Ve bu kadar vakit harcadığın, zaman harcadığın, para harcadığın zamanı geldiğinde bir konuyu nasıl hobi olarak değerlendirebilir ki bir sosyal bilimci? Yani her salı Şampiyonlar Ligi'ni izle, halı sahada maç yap, forma al, işte Senegal'den bir oyuncu gelecekmiş, kaç kere milli olmuş, Senegal'de kaç kere oynamış bunları araştır. Yani bu ne? Clark Kent, Superman gibi yani gizli bir futbol kimliğim var, o çıkıyor, bazen yok. Hayır, ilgi duyuyorsanız, ilgi duyduğunuz konular üzerinden çok ilginç akademik araştırmalar da yapabilirsiniz. Alper Hoca çok güzel örnekler verdi. Mesela bu konuda yani örnek devam edeceksek, diplomasi tarihi, Türk dış politikası üzerine bizim yaptığımız bir çalışma var ve benim en zevk aldığım yayınlardan biri oldu. Türkiye Cumhuriyeti ilk kurulduğu dönemde futbolu sevmiyor yöneten kesim. Çünkü bir ulus devlet yaratmak derdindeler. Jimnastiği çok seviyorlar. O yüzden işte bu toplu hareketler, bayramlarda gençleri toplayıp stadyumda hareket yaptırma falan da Turner hareketine gidiyor. Uluslararası ilişkiler, siyaset bilim açısından çok çok da ilginç bir şey. Çünkü olayın içinde askeriyeye hazırlık, zinde bir devlet, gürbüz evlatlar takıntısı var. Futbol ulus devlet yaratacakken sevdikleri bir şey değil. Çünkü sadece 22 kişi oynuyor ve bölücü. Yani çünkü ikiye bölünüyor toplum. Onu mu tutacaksın, bunu mu tutacaksın? O yüzden teşvik edilen, destek verilen bir konu değil. Zaten 23'te Türk Futbol Federasyonu, Türkiye Futbol Federasyonu kuruluyor ama profesyonelleşme 50'lerde gerçekleşiyor. Ve o, yıllarca futbolu amatör olarak oynatılmasını istiyorlar ve baskı yapıyorlar. Ama futbolu çok güzel bir dış politikada diplomatik araç olarak kullanılıyor. Neden? Yeni kurulmuş bir cumhuriyet. 1923'lerde diplomatik ilişki kurması lazım. Bir şekilde temas etmesi lazım. Ve futbol üzerinden yapılıyor bu. İlk yıllarda o bayrağı göndere çekme, maç etme, gelen heyetleri ağırlama ve gidip orada ilişkiler kurma üzerinden muazzam bir ilişkiler ağı kurulmuş. Ve skor mesela o dönem biz gazetelerini taradık, çok eğlenceli. Heyet ağırlanıyor Ankara'da. İşte heyet başkanı, Yugoslav heyeti geliyor. Heyet başkanının yaptığı konuşma var, yemekte ne servis yapabildiği var, o heyet başkanının konuşması var, maçın skoru yok. Maç anlatılmamış çünkü önemli bir şey değil. Önemli olan Yugoslav heyetini yeni cumhuriyetin başkentinde ağırlamak ve arşivlerde çok güzel vakit geçirdik. Sevecan Tunç'la beraber yazmıştık bunu. İlginç hareketler yapılıyor. Mesela Sovyetler Birliği daha tanınmamış. Özel izin çıkartıyor Türkiye. Sovyetler Birliği ile düzenli maç yapıyor. Çünkü o dönem ekonomik ve siyasi açıdan 20'lerde ihtiyaç var. Ve turneye çıkılıyor. Sovyetler Birliği'nde Moskova'da maç yapılıyor ve onlar Türkiye'de ağırlanıyor. İlk ve en uzun maçlar Türkiye ile oynanıyor. O yüzden tarih, arşivde çok ilginç konular var. İşte Alper Hoca'nın bahsettiği şehir kültürü ve tarihinde önemli araştırma alanları var. Yani Adana Demirspor üzerine yazılan tezlerin haddi hesabı yok. Şimdi işçi sınıfı, toplumsal hareketleri inceliyorsun demek Adana Demirspor'u nasıl dışarıda bırakabilirsin? Yani o eksik siyaset bilimidir, araştırmasıdır.
Ekeza Sevecen Tunç'un Trabzon üzerine yazdığı çok çok güzel bir kent kültürü ve siyaseti incelemesi var. Çünkü her bir kulübün temsil ettiği farklı bir kesim var, bir sınıfsal olgu var. Yani yaptığımız başka bir çalışma, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri demek sadece komisyonla, Avrupa Parlamentosu ile yasal ilişkiler, gümrük birliği demek değil ki, UEFA boyutu var. Birçok kişi gene bunu biz araştırmamızda dış politika ve futbol üzerine araştırırken karşılaştığımız bir şey. Türkiye UEFA'ya davet ediliyor, FIFA izin vermiyor UEFA kurulduğunda. Ve Türkiye çok acayip bir şekilde FIFA'nın organize ettiği turnuvalarda, Dünya Kupası'nda Asya grubunda, Olimpiyatlarda Asya grubunda ama UEFA'da Avrupa grubunda. Hem orada hem orada olan tek takım. Şimdi günümüzde Türkiye'nin Avrupa Birliği ilişkilerini bundan daha iyi özetleyen bir şey yok ki. Hem içindesin hem dışındasın çemberin. Ve bunun üzerinden gazetelerde uzun uzun 50'lerde Türkiye niye Avrupa'dır ve niye Avrupa organizasyonlarında oynamalıdır diye insanlar yorumlar yazıyor. Özetle olimpiyatlar, Türkiye olimpiyatları ev sahipliği yapmak için çok ciddi mücadele etti. Olimpiyatların uluslararası ilişkiler boyutu üzerine, güvenlik boyutu üzerine, ticari boyutu üzerine yapılabilecek onlarca çalışma var. Sadece yazın televizyonda izlediğin 2-3 yarış değil. O yüzden genç sosyal bilim öğrencisi veya genç sosyal bilimci arkadaşlar işte iki kimlik, iki şapka gibi düşünmesinler. Sosyal bilimler zaten merak ettiğin şeyleri araştırmaktır. Ve bu konuda ilgileri ve merakları varsa bu konuda yüksek lisans tezi de yazabilirler, makalede yazabilirler, doktora da yapabilirler. Hiç girmedim o konuya ama başka bir örnek bizim bir kadın arkadaşın Avusturya'daki Türk toplumunun futbol üzerinden entegrasyon üzerine bir çalışma yaptı. Kendisi UEFA'nın ne olduğunu bilmeyen biriydi bu konuya başladığında ama şeyi sorarak başladı. Benim Viyana'daki Türk arkadaşlarımın hepsi Avusturya'da bir takım tutmuyor. Türkiye'de bir takım tutuyor. Peki bu onların kimlik ve Avusturya entegrasyonlarını nasıl etkiliyor? Çok ilginç bir araştırma konusu. Yani illa çok böyle üst sofistike kelimelerle ve ideolojilerle süslemek zorunda değiliz. Futbol hayatın kendisidir ve sosyal bilimci hayatı araştırdığı için futbolu görmezden gelemez. O yüzden bizi dinleyen genç arkadaşlar ilginiz varsa e-spor üzerine kurulan şeyler var, futbol ekonomisi var, siyaseti var. Bu örnek liste uzar gider. Ama tek söyleyeceğim, futbol ciddi bir araştırma konusudur. Bunu yapmak mübahtır, caizdir. Futbola yürümek akademide ve bu konuda spora ve futbola ilgi duyan arkadaşlar lütfen şey yapmasınlar yani senin yaşadığın Tuğçe ya da Alper'in benim de yaşadığım zamanda çünkü benim de dekanım boş işlerle uğraşma, düzgün konularla ilgilen dedi. Düzgün konular listesi istediğim için de bir kaş kaldırmıştı bana. Yani bu tür ufak şeylerle takılmasınlar. Ciddi anlamda akademik açıdan araştırma konusu mevcut, yöntem mevcut ve destek ve teşvik de mevcut. Alper Hocam, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok, eklemek istediğim bir şey yok. Teşekkür ederim. Benim var. Bu konuda çalışmak isteyen arkadaşlar Alper Ecevit hocamızla irtibata geçebilirler. Çünkü ben böyle teşvik ve destek verdim ama çok mail konusunda başarısız bir insanım. Şimdi yarın arkadaşlar yazdım ya işte artist o kadar gaz verdi ama cevap vermedi demesinler. Alper daha dirayetli bir hocamızdır. Öğrenci dostudur. O gereken evet. Teşvik ve desteği verir. Ya yardımcı olmaya çalışıyoruz tabii ki. Yani zaman zaman komite üyelikleri yaptık başka okullarda. İşte Özgen Hoca'nın eminim başka jürilerde üyelikleri vesaire vardır. Birçok yayına destek olmaya çalıştık. Ama kendi bünyemizde de bunu tabii ki yapabiliriz uzun dönemde. Beraber böyle ilgisi olan insanlarla aynı kurumda olmasak bile ortak çalışmaya tabii ki açığız. Beni de alabilirsiniz. Ya tabii ki. Aynen. Hocalarım çok çok teşekkür ediyorum. Hem Alternatif Politika ekibi hem de kendi adıma. Gerçekten çok çok keyifli bir sohbet oldu. Kendi adıma da bir farkındalık yarattı. Hepinize iyi günler diliyorum.